Kağızın uzun kenarlarının kısa kenarlarına oranı, köküç olan dikdörtgen biçimindeki özdeşlemin kaplama kağıtlarını kullanarak aşağıdaki ölçümleri yapmıştır. Şimdi şunlar dikdörtgen şeklindeki kağıtlarımız, şu pembe olanlar. Bunların uzun kenarlarının kısa kenarlarına oranı köküçmüş. Yani ne demek aslında bu? Uzun kenarı kısa kenarına böldüğümüzde köküç oluyorsa demek ki aslında uzun kenar kısa kenarın köküç katı da diyebilirsiniz. Yani bu kenara A derseniz kısa kenara, uzun kenarda bunun köküç katı olacaktır. Kazım bu kağıtlardan 4 tanesini bir masanın uzun kenarına kısa kenarları çakışacak şekilde dizdiğinde, bakın 4 tanesini burada yan yana dizdiğinde, 4. zemin kaplama kağıdının bir kısmı şekil 1'deki gibi dışarıda kalmıştır. Kazım bir miktar zemin kaplama kağıdını şekil 2'deki gibi uzun kenarları çakışacak şekilde masanın uzun kenarına dizdiğinde, bakın burada dizdiğinde ise kağıtlar dışarı taşmadan masanın kenarını tam olarak kaplamıştır. Tam olarak sığmış. Ama burada kaç tane kağıt olduğunu vermemiş. Buna göre Kazım ikinci yerleştirmede kaç tane zemin kaplama kağıdı kullanmıştır deniliyor. Şimdi masanın bir defa bizim uzun kenarını bir tahmin etmemiz lazım. Masanın uzun kenarı toplamda dikkat ederseniz bu kağıdın 3 tanesinden kesinlikle büyük. 3 tanesi çünkü buraya kadar geliyor. Ama 4 tanesinden de kısa kalmış oluyor. Öyleyse bir kenarı bakın 3 ile çarpıyorum. 3a, 3 köküç a yapar değil mi? Şunu ben 3 ile çarparsam 3 köküç a yapar. Demek ki masamızın uzun kenarı 3 köküç a'dan büyük. Ama 4 tane olursa da 4 tanesinden de küçük olmuş oluyor. Bir de bunu 4 ile çarpıyorum a köküçü. Şunu 4 ile çarparsam da 4 köküç a yapacaktır. Demek ki masamızın uzun kenarı 3 köküç a ile 4 köküç a arasında bir sayı. Buradaki 3'ü kökün içerisine gönderirsem 9 olarak içeri girer. Bir de 3 ile çarpılır. Kök 27 çarpı a olur. Uzun kenarımız kök 27 a'dan büyük. Masamızın uzun kenarını m ile gösteriyorum. Buradaki 4 de kökün içerisine girerse karesi alınır. 16 çarpı 3'ten de kök içerisinde 48 a'dan da küçük olmalı olduğunu bulduk. Şimdi gelelim. Şunların kısa kenarlarının a olduğunu biliyoruz. Öyleyse masanın bu uzun kenarını bu a'ya bölerek kaç tane burada kağıt kullanıldığını bulacağız. Ama bu buraya tam olarak sığmış. Yani sonucun tam sayı çıkması gerekiyor. Öyleyse masanın uzun kenarı ne olursa a'ya böldüğümüzde sonuç tam sayı çıkar. Şöyle düşünelim. Bu aralıkta kök 27 a'dan büyük kök 28 a var. Ama kök 28 a'yı toplam uzunluğu kök 28 a olsa ve ben bunu bir tane kağıdın kısa kenarına bölsem kaç tane var diye sonuç tam sayı çıkmıyor. Bakın kök 28 çıkıyor. Kök 29 alsam yine tam sayı değil. Peki kök 27 ile kök 48'e kadar arada hangi sayı var tam sayı olan? Tam kare sayıyı düşüneceksiniz. Bu arada 36 var. Ha, demek ki benim masamın uzunluğu kök 36 a olursa eğer kök 36 a olursa hem bu ikisinin arasında kök 27 a ile kök 48 a arasında hem de kaç tane kağıt olduğunu bulmak için kök 36 a uzunluğunu a'ya bölüyorum. A'lar sadeleşiyor. Kök 36 da 6'ya eşit oluyor. Ha, demek ki burada 6 tane kağıt kullanılmıştır diyebiliyoruz. Aşağıda verilen şekilde kareler içerisinde 4 işlemden biri, daireler içerisinde ise gerçek sayılar yazılıyor. Gerçek sayı demek ne demekti? Reel sayılar yazılıyor. Şekilde alt alta bulunan iki daire içerisindeki sayıya aralarındaki kare içerisindeki işlem uygulanıyor ve oluşan yeni sayı bağlandıkları daire içerisinde yazılıyor. Mesela kök 48 ile kök 42'ye, kök 12'ye toplama işlemi uygulanıyor ve bundan sonuç buraya yazılıyor. Kök 12 ile kök 6'yı çarpıyoruz, buraya yazıyoruz. Sonra ikisini de birbirine bölüp buraya yazıyoruz. Yapılacak bölme işleminde yukarıdaki sayı aşağıdaki sayıya bölüneceğine göre mavi dairedeki sayı kaçtır diye sorulmuş. Öncelikle şuradaki sayıyı bulmak için karekök 48 ile kök 12'yi toplamaya çalışalım. Fakat köklü sayılarda toplama yapılabilmesi için kök içlerinin aynı olması gerekiyordu. Biz bununla bunu toplayıp kök 60 falan diyemeyiz. Böyle bir toplama işlemi yok. Öyleyse bunları toplayabilmek için kök 48'i a kök b şeklinde yazalım. Bunu 16 çarpı 3 diye düşünürsek 16 kök dışında 4 olarak çıkar. Yani 4 köküç olur. 12'yi de 4 çarpı 3 diye düşünürsek 4 kök dışına 2 olarak çıkar. Bu da 2 köküç olur. Şimdi artık toplanabilir. Ama toplarken katsayılarını topluyoruz. 4 tane köküç, 2 tane köküç daha. 6 tane köküç yaptı. Buranın sonucu. Şuraya 6 köküçü yazalım. Geçelim diğer tarafa. Kök 12 ile kök 6'yı çarpacağız.
Kök 12 ile kök 6 çarpılırken büyük bir kök çizip aynı kökün içerisinde çarpabiliyoruz bu sayıları. Bu da kök 72 yapar. Kök 72'yi de a kök b şeklinde yazacağım. Eğer kafadan hangi sayıların çarpımı olduğunu bilmiyorsanız asal çarpanlarını ayırma yöntemini kullanıyorduk. Bunu da öyle yapalım hadi. 2'ye bölersem 36, 2'ye bölersem 18, 2'ye bölersem 9, 3'e bölersem 3, 3'e bölersem 1. Buradaki 2 tane 2 dışarıya 1 tane 2 olarak çıkıyor. 2 tane 3 dışarıya 1 tane 3 olarak çıkıyor. Ama bir tane olan sayı kökün içinde kalıyordu. Yani burası da 6 kök 2 yapmış oldu. Şimdi bunları birbirine böleceğiz. Ama hangisi hangisine böleceğiz? Burada söylemişti bize. Yukarıdaki sayıyı aşağıdaki sayıya böleceğiz. 6 kök 3'ü 6 kök 2'ye bölerken şu dışarıdaki sayılar birbirlerine bölünür. 6 bölü 6 zaten 1 yapar. Sonuç kök 3 bölü kök 2 çıktı. Ama diyeceksiniz ki böyle bir şey şıklarda yok. O zaman zaten biz şunu anlatmıştık konuyu anlatırken. Paydamızda biz kök istemiyoruz. Paydayı kökten kurtarmamız gerekiyor. Paydayı kökten kurtarmanın yöntemi de pay ve paydayı kök 2 ile genişletmek. Yani paydanın kendisiyle şu kök 2 ile hem payı hem paydayı çarpıyoruz. Çünkü bir kesirin pay ve paydasını aynı sayıyla çarparsak kesirin değeri değişmiyordu. Öyleyse yukarıdakini kök 2 ile çarptığım kök 6 oldu. Aşağıdakini kök 2 ile çarptığım kök 4 oldu. Yani 2'ye eşit. İşte artık paydamızda kök bulunmadığı için cevabı bulmuş olduk. Cevabımız kök 6 bölü 2. Aşağıda verilen 10 eş kareden oluşan düzenekte renkleri aynı olan karelerde aynı sayılar farklı renkli karelerde farklı sayılar yazılıdır. Önemli bir bilgi. Renkleri aynı olan karelerde aynı sayılar, farklı renkli karelerde de farklı sayılar yazılıymış. Karelerde yazan sayılar kök 9, kök 5, kök 121 ve kök 12'ymiş. Her bir sütunda bulunan sayıların çarpımı tam sayı olduğuna göre her bir sütun derken neyi kastediyor? Mesela şurası bir sütun. Bu sütundaki 3 tane sayıyı çarparsak sonuç bir tam sayı çıkıyormuş. Veya buradaki 2 sayıyı çarparsak burası da 2. sütun. Burası 3. sütun. Burası da 4. sütun. Her bir sütunda bulunan sayıların çarpımı tam sayı olduğuna göre 1. ve 3. sütunlarda yazan tüm sayıların toplamı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi burada arkadaşlar bakın kök 9'u hemen yazalım. Kök 9 neye eşit? Şuraya yazalım. Kök 9 3'e eşit. Kök 5 zaten kök 5. Bununla yapacak bir şey yok. Kök 121'in de biz dışarı kök dışına çıktığını biliyoruz. Çünkü 121 tam kare bir sayı. 11 olarak kök dışına çıkar. Kök 12'yi daha kök 5 şeklinde yazabilirim. 4 çarpı 3 dersem. Bu da 2 kök 3'e eşit. Şimdi bu 4 tane sayıyı bu 4 tane sütuna yerleştireceğiz. Mesela kök 5'i buraya yerleştirdiğini düşün. Çünkü aynı renklerde aynı sayılar oluyordu. Ama bu 3 tane kök 5'i çarptığımızda sonuç tam sayı çıkmaz, değil mi? Kök 5 çarpı kök 5 çarpı kök 5. Kök 5 ile kök 5'in çarpımı 5 olduğu için sonuç 5 kök 5 çıkıyor. Demek ki benim buraya köklü bir sayı yazmamam lazım. Yani kök 5 bu yeşil olan yere olmaz. 2 kök 3 de olmaz. Çünkü bunda da köklü bir sayı olduğu için çarptığımızda 2 kök 3'leri ne yapacaktır? Yine sonuç kök 3'lü çıkacaktır. O zaman şöyle bir sonuca varıyorum ben. Bu tek sayıda olan sütunlara şu tam sayıları kullanacağım. Yani 3'ü ve 11'i kullanacağım. 3'ü buraya, 11'i buraya kullanabilirim. Veya tam tersi de olabilir. Mor olan yere 3'leri, yeşil olan yere 11'leri de yazabiliriz. Şimdi bu mavi olan yerlere de köklü sayıları kullanmalıyım. Neden? Çünkü kök 5 ile kök 5 burada olursa eğer kök 5 ile kök 5'in çarpımı biliyorsunuz 5'e eşit. Yani kökten kurtulmuş oluyor. Buralara da 2 kök 3'ler yazılabilir. Çünkü 2 kök 3 ile 2 kök 3'ün çarpımı da yine kökten kurtulur ve sonuç tam sayı olur. Kök dışındakiler kendi arasında çarpılır 4. Kök içindekiler kendi arasında çarpılır. Kök 3 çarpı kök 3 yani kök 9 yani 3. Bakın bu da bir tam sayıyı bize veriyor. Fakat şöyle bir sıkıntı var. Bu iki kök 3'leri mavi olan sütuna, kök 5 olanları da yine bu kırmızı olan sütuna yazabiliyoruz. Şimdi sorumuza tekrar bakalım. Soru neydi? Kalan cümlemiz neydi? Birinci ve üçüncü sütunlarda yazan tüm sayıların toplamı kaçtır diye sorulmuş. Birinci sütundakilerin toplamı kaç yapıyor? 3 artı 3 artı 3, 9 yapıyor. Üçüncü sütundakilerin toplamı 11 artı 11 artı 11, 33 yapıyor. Dediğim gibi bunlar yer değiştirse de bu toplama sonucu değişmeyecek. 3 tane 11 burada olacak, 3 tane 3 burada olacak. Yani sonucumuz her halükarda 42 yapacak. Cevabımız B seçeneği.
Yükseklikleri kök 800 santimetre olan 6 tane eş trafik konisi tabanları zemine paralel ve aralarında kök 8 santimetrelik eşit mesafeler olacak şekilde üst üste dizilerek aşağıdaki yapı oluşturulmuştur. Zaten bize göstermiş bakın. İki tane bu koni birbirinin arasında takıldığında aralarında kök 8 boşluk oluşuyormuş. Bir tanesinin yüksekliğini de vermiş. Kök 800. Buna göre oluşturulan yapının yüksekliği kaç santimetredir diye sorulmuş. 6 tane demişti. O zaman kaç tane böyle boşluk oluşuyor? Bakın sayalım. 1, 2, 3, 4, 5 tane boşluk var. Her bir boşlukta kök 8 santimetreydi. Öyleyse 5 çarpı kök 8 olur. Buraya kadar olan yüksekliğimiz. Artı bir de bundan sonraki yüksekliğimiz de kök 800. Toplam yüksekliği soruyor bize. Yani bize sorduğu bu. Bunu bulabilmek için bir defa köklü sayılarda toplama yapmanın şartı neydi? Kök içlerinin aynı olması gerekiyordu. Kök içlerinin aynı olması için ben bunları A kök B şeklinde yazacağım. Kök 8'i ben 2 kök 2 şeklinde yazabiliyorum. Çünkü 8 demek 4 çarpı 2 demekti. 800'ü nasıl A kök B şeklinde yazarsınız? Eğer kafadan çarpanlarını bulamıyorsanız bu şekilde asal çarpanlarını ayrılarak da yapılabiliyordu. 2 tane sayıdan varsa dışarıya bir tane çıkıyordu. Fakat ben 800'ün 400 çarpı 2 olarak yazıldığını biliyorum. 400 de biliyorsunuz tam kare bir sayı, kök dışına 20 olarak çıktı. 2 de kökün içinde kaldı. Şuradaki 5 ile 2 çarpıldığında burası 10 kök 2 yapıyor. Burası da 20 kök 2 yapıyor. Topladığımızda cevabımız 30 kök 2 yaptı toplam yüksekliğimiz. Fakat şıklarda böyle verilmemiş. Şıklara baktığımızda bütün sayılar kökün içinde. Dışarıda kök yok. A kök B şeklinde yazılmamış. Öyleyse bunu da kökün içine göndereyim. Bir sayı kökün içerisine girerken karesi alınarak giriyordu. Öyleyse 30 kökün içerisine girdiğinde 900 oluyor. Bir de burada çarpım durumunda 2 var. Dolayısıyla cevabımız kök içerisinde 1800 yani D seçeneği olmalı.